Herkese merhaba ve iyi haftalar. Saatler 21. Ekonomik görünüm içerisinde enerjide görünüm başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hepinizi çok özledim öncelikle. Bugün bu noktada aslında çok değerli bir konuğumla birlikte enerjide görünümü konuşacağız. Sizin de biraz önce gelen o kapaktan anladığınız üzere Enerji Sakomotiz Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever benimle birlikte. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk Didem. Merhaba, şimdi salı günleri bundan sonra böyle bir 10 dakika içerisinde enerjide ne oluyor ne bitiyor? Enerjide görünüm başlığı altında konuşacağız. İlk konuğum da sensin. Ayağına evet. Sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Şimdi önce Enerjisa Commodities nedir ve ne yapar diye sorarak başlayalım. Evet. Enerjisa Commodities bizim yeni markamız. Yani Enerjisa üretim altında yaptığımız ticari faaliyetleri Enerjisa Commodities markası altında yapacağız bundan böyle. Halihazırda Türkiye'deki enerji ticaret faaliyetlerimizi ve Güneydoğu Avrupa'daki enerji ticaret faaliyetlerimizi mevcut. Bu faaliyetlere ek olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 farklı Avrupa ülkesinde elektrik ve doğalgaz ticareti yapmayı planlıyoruz bu marka altında. Ayrıca çevre ürünleri dediğimiz daha böyle yeşil ürünler, yeşil enerji, karbon piyasaları, gönüllü karbon sertifikaları, belki gelecekte bu ürünlerde çıkacak yeni ürünlerde globalde oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da İstanbul'daki ofisimizden ve inşallah Amsterdam'daki ofisimizden faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. İki noktada ofisiniz var. Evet. İstanbul'dakine gelmiştim ve bayıldım. Amsterdam'dakine de kısmet olursa İnşallah. Gelmek evet. isterim bir noktada. Çok hakikaten güzel, çok açık konsepte olan ve herkesin aslında kendi yaptığı işten sorumlu olduğu ve hissettiği bir ortam yaratmışsınız. Çok ev ortamı gibi bir çalışma ortamıydı. Bu biraz Covid'den sonra mı böyle oldu yoksa? Aslında şöyle oldu. Biz tam Covid olmadan önce ofisi hazırladık. Aha. Ofis bir sene boyunca bayağı boş kaldı. Ben gittim ama şu an ama gerçekten hepimizin çok keyifle geldiği, beraber çalışmaktan çok mutlu olduğumuz bir ortamda gururla ofiste çalışıyoruz. Gerçekten hani konumuz dışında ama söylemeden edemedim. Çünkü beni çok etkilemişti o günkü gördüklerim orada. Şimdi biraz tarihsel olarak enerji piyasalarını bir dinlemek isterim senden. Çünkü çok ciddi inişler çıkışlar yaşandı elbette geçtiğimiz dönemde. Belki de son 10 yıllık bir pencereye bakacak olursak. Evet. Dolayısıyla hani neydi normaller? O normaller bu yaşananlarla birlikte günümüzde neye doğru evrildi? Evet. Şimdi enerji piyasaları tabii çok geniş, çok fazla ürün var burada. Hani bu ürünleri önce 3 başlık altında toplayalım. Doğalgaz, kömür ve petrol. Bir de bu ikincil enerji olarak elektrik. Şimdi doğalgazdan başlayacak olursak normal neydi? Normali şöyle tanımlayabiliriz bence. Bu Lehman Brothers krizinden sonraki 2010'dan pandemi öncesi döneme kadarki 10 yıl. Bu 10 yılda mesela Avrupa referans gaz fiyatı 20 euro megawattı. 2022 geçen sene krizin en pik olduğu noktada bu rakam 320 euro megawatt saate kadar çıktı. 16 kat artıştan bahsediyoruz. Geldiğimiz noktada şu anda gaz fiyatı 40 euro megawatt saat. Yani normalin iki katı ama evet. geçen seneye göre bayağı düşmüş. Peki kömür nasıldı? Kömür bu normal dönemde 80 dolar ton. Referans kömür fiyatı. Geçen sene yine krizin en peak olduğu noktada 430 dolar tona çıktı. Şu anda da 135-140 dolarlarda seyrediyor. Petrol bunlardan ayrılıyor garip bir şekilde. Petrolün bu normal dönemdeki fiyatı 80 dolar ton. Ortalama fiyatı. Geçen sene ortalama 101 dolarla bitirmiş varili. Geldiğimiz noktada şu anda petrol 80 doların da altında. Aslında yani doğalgaz ve kömürün enerji krizine olan tepkisiyle petrolün tepkisi arasında ciddi bir fark var. Peki elektrikte ne oldu? Bu özellikle yeşil dönüşümle beraber daha da önem arz ediyor. Evet, mesela hakikaten? Almanya'ya bakalım. Avrupa'nın en elektrik piyasası. Bu normal dönem Avrupa, Almanya elektrik fiyatları 39 euro megawatt. Geçen sene en peak olduğu dönemde 1000 euronun üstüne çıktı. Şu an 100 eurolarda spot elektrik fiyatları. Farkındaysanız doğalgaza ve kömüre göre biraz daha yüksek elektrik fiyatları. Bunun temel nedeni de zorunlu karbon fiyatlarının da çok ciddi şekilde artması. Yani elektriği fiyatlarken doğalgaz maliyetini artık karbon maliyetini koyuyorsun Almanya'da. Türkiye'ye gelirsek Türkiye'de durum biraz daha iyi Avrupa'nın durumuna göre. İşte bu normal dediğimiz 10 yıllık dönemde Türkiye'deki elektrik fiyat ortalaması 63 dolar megawatt saat.
Geçen seneyi biz 147 dolar megawatt saat ortalamayla tamamladık. Spot fiyatlar da şu anda 100 dolar seviyesinde. Yani bizim Avrupa'da gördüğümüz o kat be kat artışları Türkiye'de yaşamadık. Peki şimdi girişte de zaten söyledin, hani bir yeşil enerji lafı geçti. Ben hemen doğal olarak enerjide dönüşüme çağrışım yaptığı için onu da sormak istiyorum. Nereye doğru evriliyor enerji ve aslında bu evrimin, bu değişim dönüşümün Türkiye sanayisine etkileri neler? Evet. Ya şimdi yeşil dönüşüm, yani enerjinin tek gittiği nokta şu anda. Ama yani çok basit anlamda herkes yeşil dönüşümü şey diye algılayabilir. İşte güneş santrali kurdum, rüzgar santrali kurdum. Evet, bunlar çok önemli. Ama yeşil dönüşümün bir ayağı bunlar bence. Hı-hı. Bir o kadar bu yeşil elektriğin üretilmesi ve dağıtılması da önemli. Bir bu kadar bu yeşil dönüşüm sonuçta rüzgar ve güneş sürekli yok. Yani bazen var, bazen yok. Bu elektriğin ya bataryayla ya hidrojenle depolanması önemli. Belki bir o kadar da sanayide özellikle kömür ve doğalgaz kullanmak yerine elektriklendirme de önemli. Ki yani biz gerçekten bacadan hiçbir aşamada karbon emisyonu salmayalım. Her noktada yeşil enerjiyi kullanalım. Şimdi geldiğimiz noktada yani dönüşüm aslında bu şekilde, ama tabii bu bahsettiğimiz dönem çok zorlu bir süreç. Yani Türkiye'de de baktığımız zaman yeşil elektrikte ciddi bir yatırım var. İleriye dönüp baktığımızda da Türkiye şu anda yeşil enerji yatırımlarında bence iyi bir görünüm sergileyecek gibi. Tabii bu sadece elektrik üretimiyle olmaz. Dediğim gibi bunu iletim, dağıtım, batarya, hidrojen ve sanayideki dönüşümde şimdi takip etmeli. Şimdi onu soracaktım. Yani hani işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi üretelim, depolayalım demekle olmuyor bu iş, değil mi? Bunun bayağı dalları var ve her alanda da aslında bu yeşil dönüşümü hayata geçirmesi gerekiyor sanayi. Tabii yani bu yani hem bir mental dönüşüm hem bir finansal dönüşüm. Ciddi stepler olan, adımları olan bir dönüşüm. İnşallah gideceğiz ama yani dünyanın gittiği nokta orası. Başka bir yolunu ben görmüyorum açıkçası. Peki. Şimdi şunu sormayı unuttum. Ona dönmek istiyorum. Avrupa'daki enerji krizini o kadar çok konuştuk ki 2022 yılı boyunca. Biraz da hani fazla korkmuşuz galiba. Ama bitti mi bitmedi mi noktasını çok sorar izleyiciler. Ne dersin? Yani şöyle yorumlamak gerekir belki, fiyat olarak bakarsak evet yani normalin iki katı, ama bu kadar paranın basıldığı dönemde belki yeni normal budur. Hı hı. Yani doğalgaz ve kömür için konuşuyorum. Petrol fiyatları zaten farklı bir şekilde gidiyor. Şöyle Avrupa'ya baktığım zaman Avrupa şu anda gazda tabii Rusya kestikten sonra ciddi bir şekilde LNG bağımlısı oldu. Olmak zorunda. Yani LNG dünyası artık bence yeni kriz gelecekse oradan gelecek gibi orayı yakinen takip etmek gerekiyor. Orada bir kriz varsa veya bir arzda problem varsa kriz tekrar gelebilir. Yoksa herhalde daha iyi bir şekilde devam edecektir. Doluluk oranlarıyla da ilgili şu anda çok önemli bir sıkıntı olduğunu düşünüyor musun? Yani şu anda tabii kış biraz daha yumuşak geçti. Evet. Bunun çok ciddi bir etkisi var. Yani Batı Avrupa'daki depolara baktığım zaman %60 dolulukta. Geçen sene aynı dönemde %33 doluymuş. Doğru. Yani daha rahat bir döneme girdikleri aşikar. Tabii buna yani sıcak geçen kışın etkisi, çok duacı olmaları gerekir diye düşünüyorum. Ya 2023'te bu sıcaklıkta geçerse çok büyük bir sıkıntı o tarafta olmaz gibi duruyor. Peki şimdi kalan son 1,5 dakika içerisinde, her salı biz farklı konu ve konuklarımızla bu yayını yapıyor olacağız ya, enerjide görünümü. Evet. Hangi başlıklar daha çok ön plana çıkacak diye beklemeliyiz, ne dersin? Yani bence seyircilere yani Avrupa'da ve Türkiye'de elektrik piyasalarının nabzını, gaz piyasalarının nabzını vereceğiz. Hatta böyle yeni piyasalar muhtemelen Türkiye'de de gelecektir. Zorunlu karbon piyasası gibi, yeşil enerji piyasaları gibi piyasalar konusunda da çeşitli bilgilendirmeler yaparız. Ayrıca böyle enerji piyasalarını yakinen ilgilendiren hidrojen ve batarya gibi konular ve bunların piyasaya olası etkileri veya güncel durumlarla ilgili de konuşuruz diye düşünüyorum. Enerji piyasaları çok hareketli. Gündem bulmada çok zorlanacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Pekala, takip edeceğiz. Haftaya Salı Enerji'de Görünüm'de görüşmek üzere diyelim. Efendim, Ekonomik Görünüm'de şimdi bir reklam arasına gidelim.